Aleyküm selam Bilal'cığım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum. Sen de afiyettesin inşallah. Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Bizlerdeyiz. Çok şükür. Ramazan ayınız nasıl geçiyor hocam? Hamdolsun. Sayısız hamd ediyorum. Çok güzel. Evlerde olmamıza rağmen güzel. Bereketli hamdolsun. Elhamdülillah hocam. Eyvallah. Hocam ben sözü de fazla uzatmadan sizlere de takdim ettim. Ben direkt soruma geçmek istiyorum hocam. Konu başlığımız malumunuz ilim yolculuğu. Hocam konumuza giriş bağında neler söylemek istersiniz? Buyurunuz hocam. Bilal'cim ben sana teşekkür ediyorum. Böyle bir programa beni davet ettiğin için. Programı organize eden bütün arkadaşlara da tebrik ediyor. Hayırlı olsun diyorum. Ayrıca bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize de selam ve dualarımı, saygılarımı arz ediyorum. Hayırlı geceler diyorum inşallah. Ramazan'ın feyiz ve bereketinden istifade edenlerden olmamızı, şu kalan günlerde azami derecede gayret sahibi olmamızı Rabbimden niyaz ediyorum. Evet, senin de söylediğin gibi Bilal'cim, konu başlığı sizin tarafınızdan ilim yolculuğu olarak takdir edildi. Ben İzniniz olursa eğer öncelikle kısa bir giriş, sonra bir durum tespiti, sonra da 9 madde ile çözümler ve teklifler şeklinde konuşmamı 3 bölümde sunmak istiyorum. Öncelikle tabii ilim yolculuğu denilince herkes ilahiyatçı olmayacağı için dinleyicilerin kısa bir tarif yapmak lazım ders moduna da sokmadan. Başlığımızdaki ilim yolculuğunda ilim kavramı Arapça mastar bir kelime. Mastar olarak bilmek anlamına gelir. İsim olarak da bilgi ve bilim anlamlarına gelir. Ancak bu kavram kullanım yerlerinin değişikliğine göre çeşitli anlamlara bürünür. Kısaca dersek biz bilmek anlamına gelir ilim. Zıttı cehalettir. İlim deyince İslam dini ilk inen ayetlerden itibaren sonraki ayetler dahil, hadis-i şerifler dahil, ilim yolculuğunda önümüzden giden bütün büyükler çok önemli doneler bize sunmuşlar. Ben birer ayet, bir hadis-i şerif, büyüklerden bir söz kelami kibarla giriş kısmını kapatayım. Sonra senin sorularınla devam edelim inşallah. Senin de ve bütün izleyicilerimizin de çok iyi bildiği gibi ilk inen emir İslam'da oku emridir. Sonraki inen ayetler kaleme ve yazdıklarına yemin eder. Sonra gelen ayetler. Ayetlerin metinlerini, meallerini okumuyorum. Bizi dinleyenlerin tamamınca malumdur bunlar. Bir hadis-i şerif. Calibi dikkat olan bir hadis-i şerif, insanların ilme, hidayete, dine karşı konumlarını belirleyen bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurur. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli topraktır. Şimdi Efendimizin tasniflerine bakın lütfen. Verimli toprak yağmurun suyunu emer, gür çayırlar, otlar, bitkiler bitirir. Bir kısım toprakta vardır ki suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir topraktır. Ama bu biriken sudan Allah insanları, hayvanları faydalandırır, sulama işlerinde de kullanılır. İnsanlar bu sudan hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular, ziraatlarında da sulama işinde faydalanırlar. Efendimiz böyle tasnif ediyor. Yağmurun yağdığı bir başka grup toprak vardır ki, düz, üzerinde hiçbir bitki bitmeyen kaypak bir arazidir. Ne su tutar, ne ot bitirir, kaypak. Yağan, yağmur akar gider. İşte Allah'ın dininde anlayışlı olan, Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu öğrenen, öğreten kimseyle başını kaldırıp da kulak asmayan,
Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti, dini, ilmi kabul etmeyen kimsenin misali böylecedir diyor. Hadis-i şerifte görüldüğü gibi Bilal'cim, yağmurla, yağan yağmurla ilim, din benzetme kuruluyor arasında Efendimiz. Bunu kabul noktasında da insanları üçe ayırıyor. O sebeple İslami hakikatleri kabul edip etmemeye göre insanlar üç kısma ayrılıyor hadiste ifade edildiği gibi. Bu hadis bize gerçekten önemli bir tasnifat yapmaktadır. Şimdi Mesnevi'den ve bir Kelam-ı Kibar'dan nakilde bulunayım isterseniz. Geçen gün senin başlığı bana söylediğinde okuma yaparken rastladım. Mesnevi Şerif'te de Mevlana Hazretleri ilimle ilgili çok önemli beyitler söyler bize. Sözleri var. Ben sadece 2-3 tanesini arz edeyim. Ruh, ilim ve akılla dosttur. Ruh, ilim ve akılla dosttur. İkinci cildinde geçiyor bu. Bir başka sözünde, ruhun arzusu hikmete ve ilimleredir. Ruh, hikmet ve ilime arzuludur. Bedenin arzusu ise bahçeye, yeşilliğe, üzüme, ota, çere, çöpedir. Ruh yükselmeye ve sefere can atar, bedense kazanca, ota, yiyeceğe can atar diyor. Son olarak altını çizmemiz gereken, ilim yolcularının unutmaması, ajandalarına not etmeleri gereken şu cümleye bakın şimdi Mesnevi'deki. Alimin uykusu ibadet, alimin uykusu ibadetten daha iyidir. Hele de gafletten uyandıran bilgi olursa, yüzme bilen yüzücünün hareketsiz durması, acemi kişinin el ayak sallamasından daha iyidir diyor. Alimin uykusu nasıl cahilin ibadetinden hayırlı olur? Yüzme bilen bir kişinin hareketsiz durması, ihtiyaç olduğu anda yüzer, kurtarır birisini. Acemi bir kişinin su kenarında yüzüyorum diye elini ayağını oynatmasından daha iyidir diyor. Çok etkileyiciydi, sizlere sunmayı istedim. Bir Kelam-ı Kibar'la ben giriş kısmını bitireyim isterim. Bu sözün Hazreti Ali'ye ya da Sokrat'a ait olduğu değişik kaynaklarda ifade edilir. Bizzat Hazreti Ali der ki, siz hakikati öğrenin, hakikatin kim tarafından söylendiğini sonra öğrenirsiniz. İster Hazreti Ali, ister Sokrat, ister başka biri söylemiş olsun. Kelam-ı Kibar olarak naklediyoruz. Racülün yedri ve yedri. Racülün yedri ve la yedri diye devam ediyor. Arapça çok okumayayım. Herkesin Arapça bilip bilmediğini bilmiyorum tabii dinleyicilerimizin. İki beyit daha var. Diyor ki bu sözde, insanlar vardır, bir kısım insanlar bilir, bildiğini de bilir. Birinci grup. İkinci grup, bir takım insanlar da vardır, bilir, bildiğini bilmez. Bir üçüncü grup insan vardır ki bilmez ama bilmediğini bilir. Dördüncü bir grup daha var ki bilmez, bilmediğini de bilmez. Bu sözü ben gençlik yıllarımdan beri kulağımda küpedir. Gençlere, üniversitede öğrencilerimize söyledikten sonra akıllarında kalıcı olsun için sözü Arapça yazar, peşine 4T kuralı diye benim tespitim olan 4 kavramı telaffuz ederim. Bilen ve bildiğini bileni takip edelim. Bilen ve bildiğini bileni takip edelim. Bilen ve bildiğini bilmeyeni talim edelim, ona öğretelim. Bilmeyen ama bilmediğini bilene tezkir edelim, hatırlatalım. Şöyle değil miydi? Hani şu vardı ya onun gibi diye hatırlatalım. Ama bilmeyen ve bilmediğini de bilmeyene den onu terk edelim. Talim, takip, talim, tezkir ve terk. 4T diye böyle bir kurallaştıralım. Şimdi soralım kendimize. Ben bu 4 zümreden hangisindeyim?
ilim yolculuğunda talip olarak yolun başında bilen bildiğini bilenlerden miyim? Bildiğini bilmeyenlerden miyim? Bilmediğini bilenlerden miyim? Bilmediğini bilmeyenlerden miyim? Biz kendimizin resmini çekelim, ona göre değerlendirmemizi yapalım. Programın bitiminde de dinlediğimiz bilgilerden konumumuz neresi, ona göre karar verelim ve nerede olmamız gerektiğine dair adım atalım derim. Bilalciğim, ben giriş kısmında çok uzamasın istersen. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir giriş oldu. İkinci soru olarak hocam şöyle bir şey sorayım. Şimdi güzel bir giriş oldu. Allah razı olsun tekrardan hocam. Bu girişten sonra durum tespiti adına neler söylemek istersiniz peki hocam? Sesi duymakta biraz zorlanıyorum herhalde biraz. Durum tespiti dedin Bilalciğim. Durum tespiti adına şöyle diyelim. Karamsar bir sahne çizmek istemiyorum ama fotoğraf çekmemiz lazım. Hastalığı teşhis edebilmeliyiz ki tedavisine adım atabilelim. Bir hak dostu der ki, Bilalciğim diyorum sayın dinleyicilerimiz, fakülteden öğrencimiz olduğu için, kendisini sevdiğimiz için böyle hitap ediyoruz. Hem kendisi hem de sizler lütfen yanlış anlamayın. Bu toplum hastası çok, tabibi az, açık Sahra Hastanesi gibidir. Bir daha tekrar ediyorum. Bu toplum hastası çok, tabibi az, açık Sahra Hastanesi gibidir. Hastanın çok olduğu bir toplumda doktorlar ne yaparsa, ilim ehli de bu toplumun ıslahı, düzelmesi, ihyası adına ilim yolcuları da böyle bir gayret içerisine girmeliler. Kendilerini konumlandırmalılar. Bu bakış açısıyla mevcudun, durumun halini bilerek gayretimizi artırmak durumundayız. İlim yolculuğu deyince kaynaklardan da bahsetmem gerekir. Bir tek kaynak söyleyeyim. Dediğim gibi ders modunda geçmesin. İlimlerin önemi nedir? Hangi ilimler neye yarar? Konuları nelerdir? Alt dalları nelerdir? İlim öğrenmenin ve öğretmenin usulü nedir? Öğretmen ve öğrencinin adabı nedir? Bunlar bizim geleneğimizde, kaynaklarımızda zikredilmiş. Kulaktan dolma bilgilerle olmaz bu işler. Bu anlamda bir tek kaynak söyleyeyim. Hem ilimleri tanıtan hem de bu ilimlerin hocaları ve talipleri tarafından dikkat edilmesi gereken usul ve adabı öğreten, belki de bu türdeki eserlerin sonuncusu olan Bilimler Ansiklopedisi hüviyetindeki bir eserden bahsedeyim. Mevzuatul Ulum. Mevzuatul Ulum. Kimin eseri bu? Meşhur Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin oğlu Taşköprüzade Kemalettin Efendi'nindir. Babası Ahmet Efendi, Miftahus Saade ve Misbahus Siyade isimli eserinde tam 300'e yakın bilim dalını, bilginleri, alimleri, ilim elde etme yollarını, usulünü, adabını anlatmış. Oğlu Kemalettin Efendi, babasının Miftahus Saade isimli eserini Türkçe'ye tercüme etmiş, Mevzuatul Ulum diye. Bunu bir kere bir kenara not etmeli, kaynak kitaplarımız arasına almalı. İkincisi, ben bugünlerde Ramazan'da ikinci cildi bitmek üzere hatırat okurum Bilalciğim. Öğrencilerimize de sık tavsiye ederiz. Tarihimizde, geleneğimizde ilim yolculuğuna çıkmış büyüklerin, öncülerin, önde gidenlerin iyi tanınması gerekiyor. Acaba onlar nasıl bedel ödediler ilme talip olmak için, bize nakletmek için, bu eserleri yazmak için? Onları görürsek, onların bedel ödediğini, çilesini görürsek, kısa yoldan ilmi elde etme, kısa yoldan diploma alma, kısa yoldan kariyer yapma, kısa yoldan iş elde etme, kısa yoldan aş elde etme hedefine ulaşma
ya da ulaştırma sevdalılarına herhalde kulak asmayız bizler. Dışarıda bir takım tipler, melili malılı cümleler çok kullanırlar. Şöyle yapmalı, böyle etmeli diye, ama merdivende gürültü çıkaran çok olur ama Bilalciğim, içeri giren bedel ödeyen az olur. Böyle bir durum tespitine giriş yaptıktan sonra şu anki gençliğimizin, üniversite dinleyicilerimiz arasında lise talebelerimiz var mı bilmiyorum ama ben üniversite ortalama bir konuşma yapayım. Etrafta gördüğümüz örneklere bakarak bir kere şu tespiti yapalım. Hazreti Mevlana der ki, kurdun kuzuya saldırmasına, onu yemek için koşmasına hayret edilmez. Asıl hayret edilecek, şaşılacak olan şey kuzunun kurda aşık olmasıdır der. Ne demek istiyoruz? Kuzularımız, talebelerimiz, öğrencilerimiz, evlatlarımız kurtlara aşık olmuşlar. Kurdun kuzuya saldırmasına şaşılmaz. Şaşılacak olan kuzunun kurda aşık olmasıdır diyor. Ne demek istiyorum? Bir iki sözle açayım bunu. Acaba ilim yolculuğu konuşmasını başlığında yaptığımız şu programda ilmimizi artırmak ne demek? İlim yolculuğuna çıkmak ne demek? Hoşa gitmese de dinleyici kardeşlerimiz, öğrencilerimiz başlarını iki ellerinin arasına alıversinler. Biraz içimizi acıtsa da bir fotoğraf çekelim istersen. Soralım herkes nefislerimize, kendi kendimize, herkes kendine sorsun. İlim talipleri olarak, öğrenciler olarak yoğunluğumuz, lisans döneminde yoğunluğumuz, kitap sayfaları arasında, üniversitenin kütüphanelerinde, sohbet odalarında, konferans salonlarında mı geçiyor? Yoksa internet kanallarında, sosyal medyada mı geçiyor yoğunluğumuz? Oku emrini bizler diploma al olarak mı algılıyoruz acaba? Ya da üniversiteyi tercih aşamasına bir adım geriye gidelim. Fıtratımıza uymayan, filanlar istedi diye, bu filan baba olabilir, anne olabilir, okuldaki hoca olabilir. Filanlar istedi diye ya da farklı saiklerle, parası çoktur, atanma durumu kolaydır ve benzeri iş bulma durumu. Bazı bölümler tercih edilince sonucunda neler yaşandığını üniversite öğrenciler olarak sizler daha iyi biliyorsunuz. Böyle olunca da ne oluyor Bilalciğim? Sonuçta koskocaman bir emek israfı, koskocaman bir zaman israfı, enerji israfı, nihayetinde belki insan israfı ortaya çıkıyor. Uçakta yolculuk yapıyoruz. Hostes anons etti. İçinizde doktor varsa kokpite bekleniyorsunuz, ön tarafa dedi. Zikredeceğim meslek grupları lütfen beni yanlış anlamasın. Ya da bu bölümlerde okuyanlar yanlış anlamasın. Misal için veriyorum. İçinizde doktor varsa bekleniyorsunuz diye bir anons duyduk. İlahiyatçı olarak kendimizden başlayalım. Ben doktor değilim ama ilahiyatçıyım. Bir bakayım hastaya. Ben doktor değilim ama ziraatçıyım. Ben doktor değilim ama eğitimciyim, psikoloğum, fen edebiyatçıyım deyip hastanın yanına gider miyiz? Gitsek bize ne yaparlar? Öyleyse niye söyledim bunu? Bugün de toplumda gençliğin durumu konuşulunca, uçaktaki misal gibi, gençliğin gidişatına, toplumun gidişatına derman üretme adına elbet birileri iyi niyetle de olsa bir şeyler söylüyor, bir takım teklifler ortaya sunuyorlar ama derde çare olmuyor. Ferahlatsa da derde çare olmuyor. Öyleyse bizler ekmeği ekmekçiden almalı. Hastalanınca doktora gitmeli, başkasına gitmemeli. Aynen onun gibi önce hastalığı tespit etmeli. Çünkü Nurettin Topçu diyor ki merhum, onun eserlerini de ilim yolculuğu adına, Türkiye'yi tanıma adına, eğitimle nelerin düzeleceğini anlama adına hararetle tavsiye ederiz. Mesela bir tanesi,
Türkiye'nin Maarif davasını şu tatil vasıtasıyla okumalarını üniversiteli genç arkadaşlarımdan tavsiye ederim. Diyor ki Nurettin Topçu, nelerin esiri olduğunu bilenler, nelerin esiri olduğunu bilenler hürriyetin eşiğine adım atmış demektir. Biz durum tespiti fotoğraf çekelim dedik ya, evvela kendimizin fotoğrafını çekelim. Nelerin esiriyim ben? Çözüm kısmında buna birkaç şey temas edeceğim. Öyleyse şöyle ben toparlamak istiyorum bu kısmı da. Hazır olalım biz, genç olarak, ilim taliplisi olarak hazır olalım. Gün gelir, Hızır oluruz Bilal'ciğim. Ama bizim derdimiz ne? Herkes başını iki elinin arasına alsın, kendine sorsun. Kuş sesi çıkararak avlanan avcılar vardır. Bunu belgesellerde izlersiniz. Birileri nefislerimize hitap ederek bizi meşgul eden avcılar rolüne soyunurlar. Onlar bunu yapar ama biz onlara aldanan av olmamalıyız. Nefsimize, hazzımıza hitap eden eserlere, nefsimize, hazzımıza hitap eden mekanlara, nefsimize, hazzımıza hitap eden sosyalliklere, birlikteliklere kulak asmamalıyız. Bunların bize ne kazandırdığını, ne kaybettirdiğini iyi hesap etmeliyiz. Derdi olan kişiler de, evet talipliler böyle olmalı ama, dikkatli olmalı ama, gençlere rehberlik yapmak durumunda olan insanlar da iyinin ve iyiliğin cazibesini artırma gayreti içerisinde olmalılar. Hep hastalığı konuşmak olmaz. Ben Uhud Savaşı'ndan bir sahne ve bir ayetle bu kısmı bitirmek isterim. Hazır olalım, Hızır oluruz dedik. Evet, Hızır olmak için de bedel ödememiz gerekiyor. Herkes kolayından hazır olmuyor. Yani başarılı olmak için gerekli şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Uhud Savaşı'nda yaşanan sahnelerden birisi bize önemli bir şey öğretiyor Bilal'ciğim. Nedir o? Allah Resulü'nün okçular tepesini terk etmeyin emrine li hikmetin uymayıp da yerlerini terk edince Halid bin Velid o zaman Müslüman olmadığı için arkadan dolanır sahabe efendilerimizi kuşatırlar biliyorsun. Galipken mağlup duruma düşerler. Bunu nasıl formüle edebiliriz? Emri veren peygamber ona itaat etmek gerekiyor. Ama okçular tepeyi terk edince olanlar oluyor. Öyleyse şöyle desek olur mu bu bölümde? Başarılı olmak için gerekli şartlar yerine getirilmedikten sonra büyük bir davaya ve büyük bir lidere sahip olmak yetmez. Biz bize düşeni yapmak durumundayız. Uhud Savaşı'nda olduğu gibi. Şununla ben bitireyim. Savaş sahnelerinin, savaş hükümlerinin anlatıldığı ayet silsilesinde Bakara Suresi 216'da şöyle ifade edilir. Ramazan'ın başında bizim ufaklıkla, delikanlıyla bu ayete gece tefsirde bakmıştık. Tefsirden bakmıştık. Kutibe aleykumul kıtalu ve huve kurhul lekum ayeti ila ahiril ayet. Devamı nasıl devam eder bu ayetin? Birçoğu hatta burasını atasözü olarak bilir. Hani atasözü var ya, hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır diye böyle bir tembelliği teşvik eden bir tevekkül anlayışına delil olarak kullanılır. Halbuki ayet bu, Bakara 216. Bu hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır ayetinin sonu Allah bilir, siz bilmezsiniz şeklinde biter. Bizim küçük delikanlıyla Hindistan'daki meşhur alim Kadı Senaullah Panipati'nin Et-Tefsirül Mazhari isimli eserine bakmıştık bu ayetin tefsirine. Mazhari bu ayetin, Panipati bu ayetin tefsirinde cihatla ilim mukayese, cihatla ibadet mukayesesi yapıyor uzun uzun. Sonra
cihatla ilim mukayesesi yapıyor. Diyor ki, cihat ibadetten daha eftaldir. Cihat ilim mukayesesinde, affedersiniz, cihat ibadet mukayesesinde, cihat İslam hakikatlerinin yayılmasına sebep olduğu için önemlidir. Peki cihat ilim mukayesesinde, ilim de zahiri ve batini ilimleri öğrenmek ve öğretmek, hakikatlerin yayılmasına sebep olduğu için cihattan daha faziletlidir diyor. Bu cümleyle ben durum tespitini noktalayıp ilim taliplisi olan dinleyicilerimize ya da olacak olanlara İslam hakikatlerinin yayılıp yayılmasına sebep olan ilme hakikaten talip olmamız gerektiğini bir daha düşünelim diyor ve ben çözümlere geçelim isterim istersen. Olmaz mı? Saate bakıyorum bir taraftan da. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dediğiniz gibi hocam çok güzel bir girişin sonrasında durum tespiti adına da çok güzel cevaplar verdiniz. Allah razı olsun. Son sorum olarak da hocam ilim yolculuğunda yol haritası olacak teklifler ve mevcut duruma çözümler adına neler söylemek istersiniz diye sorayım hocam. Bilal'cim anlaşalım seninle. Ben 9 alt madde belirledim burada. Zaman sıkıntımız var mı? Gerçi ben onda 12'ye kadar başka bir yayına gireceğim ama saat başında bitirmek durumunda mıyız? Müsaitseniz hocam bir yayın bittiğinde 22.10'da yayın hakkımız bir saat dolmuş oluyor. 22.10'a kadar vaktimiz var mı? Yok Bilal'cim 22.10'a kadar vaktimiz varsa... Tamam, tamam, tamam. Ben kendimi 22'ye göre ayarlamıştım. Yine de ben 22.10'a kadar doldurmamaya gayret ederim. Şimdi çözümler adına. Bilal'cim, hastalığı teşhis etmek kolay. Hastayla birlikte ağlamak da kolay. İster hasta yakınları olarak, ister hastalar olarak tedaviye adım atmamız. Hasta olarak da, hasta yakınları olarak da ağlamanın bir anlamı yok. Hastalığımıza çare olmuyor. Öyleyse teklif ne hocam? Durum tespitinde söylediklerinizin düzelmesi adına çözüm ne hocam denilirse, ben kendimce bu aciz hocanız 9 adet madde zikredeyim istiyorum. Herkes kendine uygun maddeleri alıversin. 1. Bazen ayet numarası söyleyeceğim. Bir kere dua edeceğiz. Duasız olmaz. İyi bir talebe olayım Allah'ım diyeceğiz. İyi bir hoca olayım Allah'ım diye dua edeceğiz. Niye? Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i ilminin artması için duaya teşvik ediyor. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Taha suresi 114. ayette Kur'an'da başka hiçbir şey için artırılması yönünde dua yoktur. Dinleyicilerimizin bunun altını ilk olarak çizmelerini istirham ederim. Yani ilmimizin artması, amelimizin artması, ihlasımızın artması için bir, dua edeceğiz. İki, elbet kariyer yapacağız. Lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve benzeri her sahada, fen, sosyal bilimlerinde. Ama takva kariyerimize dikkat edeceğiz ikinci olarak. Bu kariyerlerin yanında takva kariyerimize dikkat edeceğiz. İbadetli bir hayat, kulluk hassasiyeti yüksek bir, dualı bir hayat yaşayacağız. Bunun için dua edeceğiz ve gayret edeceğiz. Bu bize ne sağlar? İbadetli, dualı bir hayat gayreti içerisinde olduğumuz zaman bize neyin ne sağlayacağına asr-ı saadetten bir misal vereyim isterseniz. Bu misal 15 asırdır herkesin dilinde olan bir ayetin inmesine sebep oluyor. Medine çarşısına çıkar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Medine-i Münevvere'nin çarşısında birinde siyahi bir köle yüksekçe bir standa çıkarılmış, satılmaktadır. Kölelik müessesesi baki o gün biliyorsunuz. Müzayede de satılmaktadır. İslam'la şereflenmiş olan köle satıcıları toplanınca müzayede sergisinin önüne beni alacak olana bir şartım var der.
satılan birisi köle olarak alıcılara, efendisi olacak kişilere şart koşuyor. Bu görülmemiş bir şey. Tam almak üzere olan alıcılardan birisi köleye seslenerek Efendimiz bunu dinlemektedir. Sahneyi gözlemektedir. Nedir bize sunacağın o şart diye sorar. Köle der ki Bilalciğim, farz namazlarımı Resulullah'ın arkasında kılmama mani olmayacaksınız. Başka bir şey demeye gerek var mı? Köle, farz namazlarımı Resulullah'ın arkasında cemaatle ezan okununca kılmama mani olmayacaksınız der. Adam şartı kabul eder, köleyi satın alır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz o köleyi hep farz namazlarında cemaatte görüyordur. Yine bir keresinde bakınır fakat köleyi göremez. Kölenin efendisine der ki hizmetçin nerede? Adam ya Resulallah ateşli humma hastalığına yakalandı deyince Efendimiz büyük sahabe-i kiram efendilerimizle birlikte haydi onu ziyarete gidelim buyururlar. Şifa dilemek için ziyaret ederler. Birkaç gün sonra yeniden cemaatte göremeyince Efendimiz yine sorar hizmetçin nerede diye sahibine. Adam bu sefer der ki ya Resulallah hastalığı ağırlaştı, ölümü yakındır der. Efendimiz yine kalkıp ashabından büyük arkadaşlarıyla birlikte o kölenin evine giderler. O esnada köle vefat eder. Teçhiz, tekfin, defin işlemleriyle Efendimiz ilgilenir, ayrılmaz. Ve o kadar üstlenir bu işleri, o kadar işin içinde olur ki ashab-ı kiram biraz garipserler. Muhacirler der ki biz bu din, bu dava uğruna vatanımızı terk ettik. Malımızı, mülkümüzü terk ettik. Ailelerimizi terk ettik, Medine'ye geldik. Ama şu yeni Müslüman olmuş köleye gösterilen itibarı görmedik derler. Ensar kendi arasında konuşur ve der ki Bilalciğim, biz de Allah Resulü'nü ve ashabı misafir ettik Mekke'den gelenleri. Onlara yardımda bulunduk, mallarımızla onlara destek olduk. Ama Habeşli bir köle kadar ona yakın olamadık gibi kendi aralarında konuşurlarken hangi ayet iner? Ya eyyühennâsü inna halaknâkum min zekerin ev unsa ve ceallnâkum şu'uben ve kabâile lite'arafu devamı inne ekremekum indallâhi etkâkum innallâhe alîmün habîr. Hucurat suresi 13. ayetiner. Yani Allah katında en değerli olanınız Allah'a karşı en takvalı olanınızdır der. Niye anlattım bunu Bilalciğim? Her türlü kariyerimizi yapacağız ama takva kariyerimizi unutmayacağız dedik. Bu kadar uzun teferruata girmeden bir iki ayet daha söyleyeyim. Kur'an-ı Mübin'in en uzun suresi, Bakara suresi. O surenin en uzun ayeti, hemen Amin-er Resulü'den bir önceki müdayene ayeti, bir tam sayfa, onun son satırında, bir ayetin son satırı, وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Allah'a karşı takvalı olun, o size öğretir. Allah size öğretir diyor. Takvalı olanın nasıl Allah tarafından öğretileceği. Peki başka? Maide suresinde bir ayette, ta tarihin başına gidelim haydi. Habil'le Kabil, biliyorsunuz Hazreti Adem'in iki oğlu, Maide suresi 27. ayette, Adem'in iki oğlunu oku. Adem'in iki oğlunun haberini anlat onlara diye başlıyor ayet. Hani bir kurban sunmuşlardı. Kurban birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil, Habil'e ne dedi? Seni öldüreceğim dedi. Kabul edilen Habil, kardeşine ne dedi? Kendine ölüm tehdidine rağmen, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah sadece müttakilerden kabul eder dedi. Ayetin sonundaki ifadeye dikkat edin lütfen.
İnnemâ yetekabbelullâhu minel müttakîn. Allah korunanlardan kabul eder. Altını çiziyorum sadece. Yorumu size bırakıyorum. Öyleyse ikinci maddemiz akademik kariyerimizle birlikte akademik takva kariyerimize de dikkat edeceğiz dedik. Öyleyse yaşadığımız modern hayata rağmen teslimiyetimize, takvamıza dikkat edeceğiz. Takvanın ne olduğunu unutmamaya, yaşamaya ve başkalarına da hatırlatmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. 2. 3. Dinleyicilerimiz arasında liseli kardeşlerimiz var mı yok mu bilemiyorum. Olsa da olmasa da fark etmez. Soralım kendilerimize. Hangi yaşta, hangi konumda olursak olalım. Benim büyük taşlarım neler? Ehem mühim sıralamasında, farz nafile dengesinde ben gerekli hassasiyeti gösterebiliyor muyum? Ne demek? Bir hadis-i şerif söyleyeyim. Başlı başına belki biraz uzun konuşulmalı ama İmam Nevevi'nin çok övdüğü, İslam'ın medarı olan dört hadisten biri dediği şu hadis-i şerifi zikredelim gelin. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. Nedir Türkçesi bunun Bilal'cim? Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bakın hadise dikkat edin. Koskoca Nevevi İslam'ın dört önemli sütunundan birisidir diyor. Şöyle namaz kılması demiyor. Böyle sarık sarması demiyor. Şu kadar sakal bırakması, şu kadar gece namazı demiyor. Haşa bunları küçümsemek adına değil. Dikkat edin. Hayat tasavvuru veriyor bize bir felsefesi. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Öyleyse soracağız. Ma yani'miz ne? Ma la yani'miz ne? Beni ilgilendiren şeyler neler? İlgilendirmeyen şeyler neler? Ya da biraz da tersinden okuyalım. Benim baktığım bu eserler, kitaplar, oyunlar, eğlenceler, birlikteliklerim, arkadaşlıklarım beni ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu? Bu kadar basit. 3, 4, işimizi yapacağız. İşimizi yapacağız. Benim bir dostum küçükken çocuklarıma bir hadise anlatmıştı. Memleket nasıl, ne olacak bu memleketin hali diye sorar. Sonra da onlara derdi ki ne olacak sen işine bak Kabe'nin sahibi Kabe'yi korur diye tekerlemeyi öğretmişti. Buradan biz şunu hani Efendimizin dedesinin Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'ye verdiği cevap bu biliyorsunuz. Kabe'nin sahibi Kabe'yi korur. Ben develerimden sorumluyum demişti ya. Biz işimize bakacağız. Bizi ilgilendirmeyen platformlarda laf üretmeye, edebiyat yapmayı bırakacağız. Hani meşhur hikayedir. Padişahın birisi yolun ortasına büyükçe bir taş koyar. Saraya gelen yolu. Sarayın penceresinden seyreder biliyorsunuz. Acaba saraya gelecek görevliler, vezirler, paşalar, askerler ne yapacak diye bakar. Herkes, uzatmak istemiyorum, kendince mazeretler üretir. Vezir birilerine görev dağılımı yapar. Asker geçer oradan, paşa askerlere emir verir bunu kaldırın der. Birileri geçer, padişahımıza şu bilgileri verelim derler ama hiçbirisi elini taşın altına koymaz. Ama oradan geçen bir köylü, çok konuşurlar ama iş yapmazlar. Oradan geçen bir köylü yolu tıkamış. İmanın en küçük derecesi, en alt derecesi yoldan Müslümanlara eza ve cefa veren bir şeyi kaldırıp atmaktır. Şuna bir omuz atayım da yoldan çekeyim der. Çeker, bir de bakar ki taşın altında bir kese altın var. Üzerinde bir not var. Elini taşın altına atan kişinin hakkıdır bu der. Bizler maalesef söz üretir, çok konuşur ama iş yapmayan insanların peşinden gitmeyeceğiz. Onlara kulak asmadan işimizi yapacağız. Dört kelime söyleyeyim. Ayet numaralarını söylemeyeyim. Başta size bir ödev verilmiş olsun. Sonra da dinleyici kardeşlerimiz merak edenler baksınlar lütfen.
İş yaparken, donanım sahibi olurken Hızır olabilmek için bir takım vasıflara sahip olmak, donanım için bir takım vasıflara sahip olmamız gerekiyor. Yusuf ve Kasas surelerinden ayet sonlarından dört kelime söylüyorum. Yusuf suresinde Hazreti Yusuf zindanda şu kadar yıl kaldıktan sonra, 10 küsur yıl, kendisini saraya davet eden krala beni hazinelerinin başına bakan yap, ben hafiz, hafiz ve alimim der. Hafiz ve alim olmak ne demek? Bir işe talip olurken, iki, Hazreti Musa Firavun'un zulmünden kaçarken, o koskoca Hazreti Musa Ulul Azim peygamber Firavun'un sarayında büyümüş, bir dediği iki edilmemiş ama peşinde Firavun'un askerleri olarak kaçarken Medyen topraklarında bir ağacın altında uyuyakalır. Bana indireceğin her hayra muhtacım Allah'ım der. Zirveden tabana iner. Ekmeğe muhtaç hale gelir. Bir koyunlarını, develerini sulayan bir böğürtüler, melemeleri duyar biliyorsunuz. Oradaki hadisede Hazreti Şuayb'ın kızlarının koyunlarını sular. Sonra Hazreti Şuayb'ın kızları geri gelir. Babasına derler ki, çağırırlar, onların yanında çoban olarak kalır biliyorsunuz. Ayet numaralarını söylemedim ama olay olduğu gibi anlattım. Kızı babasına der ki, baba hani ücretli bir işçi tutuyorduk ya, tutacaktık ya, o bizim koyunlarımızı sulayan kişiyi çoban olarak tutalım. Çünkü o kavi ve emindir der. İki kelimemiz de bu, kavi ve emin. İş mi arıyoruz? Yatarak olmaz. Kuvvetli miyiz? Hafız mıyız? O işi bildiğimizi, yapabileceğimizi karşıdakine ikna edebiliyor muyuz? Bunu diyebilecek kuru cesaret değil. Donanımımız var mı? Buna dikkat edelim. Hafız, alim, kavi ve emin. Bu dört kelimenin tefsirlerine başka zaman bakarsınız. İlim yolcularına çözümden birisi de şu Bilalciğim. Doygunluk hissi. Çeldiriciler çok fazla olduğu için derse girmemek için bizi çeldirecek bir sürü etken var üniversitede öğrenci olarak. Bunları zikredip huzurunuzu kirletmek istemiyorum. Yeter, 50 alsak geçeriz gibi kendimizden kaynaklanan sebepler de var. Hedefsizlik sebebi var, bilinçsizlik var. Çeldiricileri tek tek zikretmeyeyim, konumuz orası değil. Ama şunu diyelim. Doygunluk hissi ilimde yeter. Bu kadarla yeter. Nasıl olsa geçeriz diye derinlemesine bilgi sahibi olmak isteği değil de doygunluk hissi malumat furuşluktan ilim talipliğine geçememe duygusu zehirli bir duygudur. Burada hocalara da talebelere de büyük iş düşüyor biliyorsunuz. Bu şekilde doygunluk hissi yaşayan bir talebeye hocası kış vakti gelir, kapısını çalar, kapıyı açar, uzun süredir gitmediği hocasının karşısında görünce şaşırır, içeri buyur eder, şöminesinde ateşi yanıyordur. Hoca hiç konuşmaz, hocanın bir iskemle alır, şöminenin önüne oturur, talebe gider, mutfakta çay demleyip getirecek, getirir, bardağı hocasına verir. Birlikte otururlarken hoca maşayı eline alır. Şöminede yanan odunlardan birisini alır kenara koyar. O kocaman kalıplı odun kenarda bir süre sonra alevi azalır. Bir süre sonra söner, bir süre sonra duman çıkmaya başlar. Kocaman biraz evvel yanan bir odun iken yanan odunlardan ayrılıp tek başına kalınca yanar. Sonra kalkar çayı da içmeden gider. Dışarı çıkarken talebe hocasına der ki, hocam bugünkü ateş dersiniz için teşekkür ederim. Derslerimi terk etmeyeceğim der. Neler anlatılır, neler anlatılabilir burada? Ne kadar bilirsek bilelim tek başımıza kalmamız bizi gittikçe pörsütür arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Altı, kalemli kitaplı genç olacağız. Bu şu, şimdi sosyal medyadan bu yayını yapıyoruz. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin.
Artık bundan sonra sosyal medya ne kadar yük alacak olursa olsun, erdemli olmanın yolu hala okumaktan geçiyor. Kitapla, defterle dost olmaktan geçiyor. Sizler Gebze'de değil mi? Merkeziniz Gebze'de, yanılmıyorum. İzmit. Yanlış. Tamam, daha iyi oldu. İzmit'tesiniz. 1968-1974 yıllarında, şu an bizi İzmit'ten dinleyen yetişkinler belki hatırlarlar. Yetişkin büyüklerimiz yoksa lütfen sizler babalarınıza sorun. 1968-1974 yılları arasında İzmit Müftülüğü yapmış büyük bir alim Abdullah Saracoğlu Hocaefendi. Abdullah Saracoğlu. Müftülüğünüze sorabilirsiniz. Müftülüğünüzde resmi asılıdır. Ben orta birincisin, ilkokulu yeni bitirmiştim. Kayserili büyük bir alimdir o. Allah rahmet eylesin. İlkokulu bitirince, İmam Hatip'e yazılınca onun Arapça emsile bina derslerine gitmiştim. Ders okuyoruz. Tabii iki kişiyiz. O büyük alim. Ne bilelim biz alim nedir, ders okumak nedir? İlk gün dinliyoruz. Ama dersi dinlerken not almadığımızı görünce o alim, dikkat edin 78 yılından bahsediyorum. Belki şu an dinleyicilerimizin birçoğu o yıllarda hayatta değildi. Hoca Efendi bize ne dedi biliyor musunuz? 78'de 32-33 sene olmuş. İlim okumakla sayıt olur. Yazmak o sayıda kayıt olur. Haneyi dilde hıfz edip sakla ki etmeye firar. Açmaya vaktim yok ama kısaca tekrar edeyim. İlim okuyarak avlanır. Yazmak o avı bağlamaktır, kayıt altına almaktır. Yetmez, haneyi dilde hıfz edip bir de ezberle gönlüne yaz ki kaçmasın diyor. Biz ne okuyoruz, ne yazıyoruz, ne ezberliyoruz. Ondan sonra lisans bitecek diyoruz. Ondan sonra şu makama geçeceğiz diyoruz. Şu hedefe ulaşacağız diyoruz. Okumadan, yazmadan, ezberlemeden olmuyor. Çünkü bu dinin ilk emri okumak ve kaleme yemin etmektir diye başta demiştik. Demek ki kalemli kitaplı genç olacağız. Hocayı dinlerken, sohbeti dinlerken, konferansı dinlerken, camide vaazı dinlerken cebimizden kalemimiz, defterimiz eksik olmayacak. İzmit Kocaeli Müftüsü Abdullah Saracoğlu hocamızı da rahmetle anmış olalım. Hem ona hem bütün geçmişlerinize Rabbim rahmet eylesin. Altıncı maddemiz buydu. Yedinci maddemiz onunla okuduğumuz Avamil derslerinden bir cümle. Arapça bilenler bu cümleyi çok iyi bilir. Men talebe vecedde vecede. Kim ister, isteğinde ciddi olursa hedefine ulaşır. Ciddiyet olursa hedefine ulaşır. Okula gitmek istemek demek değildir. Sınıfa girmek istemek demek değildir. Aklın başka yerde olabilir. Gereklerini yerine getirmektir. İsteyen, isteğinde ciddi olan hedefine ulaşır. 8 ve 9'la bitireceğim. Bütün bunları yaparken kolay mı? Motivesi düşebilir insanın. Bursu kesilebilir. Zayıf not alabilir. Memleketten kötü bir haber alabilir. Yani fiziki şartlar olumsuz hale gelebilir. Bu durumda da sabredeceğiz. Bir takım sıkıntılarda hemen pes etmeyeceğiz. İlmin başı acıdır ama sonu çok tatlıdır diyor İmam-ı Şafii Hazretleri. Hazreti Ali'nin torunlarından Zeynel Abidin Hazretlerinin bir sözünü de burada nakledip maddeyi bitireyim. Der ki o, İza İnşirah suresini çok okuyacağız. Bu tür sıkıntılı zamanlarda şerh-i sadır için, göğüs genişliği için, önümüzün açılması için İnşirah suresini ilim yolcuları çok sık okumalı. İza dâqat biket dünya fefekkir fî elem neşrah fe usrin beyne yusrayni fe izâ fekkerte fefrah. Ne diyor burada o büyük alim? Dünya seni sıktığı zaman neyle sıkarsa sıkar. Koronayla sıkar. Burssuzlukla sıkar. Bu odadan öbür odaya çıkamamakla sıkar. Bahçeye çıkamamakla sıkar. İsyan etmek yok. Fefekkir fî elem neşrah. İnşirah suresini düşün. Ki orada bir zorluk
iki kolaylığın arasındadır. Bunu düşündüğün zaman da rahatla diyor. İnşirah suresinin tefsirini buradaki inne maale usri yusran ayetini özellikle ilim talipleri olarak Elmalı merhumun tefsirinden okumanızı tavsiye ederim. Son örneğimiz, son çözüm adına, teklif adına söyleyeceğimiz maddemiz şu olsun. Bilal'cim, şu yaşanan sürece baktığımız zaman, şu yaşanan örneklere baktığımız zaman, şu 2-3 aydır ülkemizin ve dünyanın yaşadığı duruma baktığımız zaman bir kere şunu tespit edelim. Dünya Türkiye'li Müslümanları, Türkiye'li Müslüman gençleri bekliyor. Dünya bizi bekliyor. Dünya sizi bekliyor. Görev yaptığım illerden birisinde bir konferans vermek için İstanbul'dan bir hocamızı davet etmiştik. Konferans esnasında Hindistan'da yaşadıkları bir hadiseyi nakletmişti. Bir kasiyer kızın, Hindu bir kızın kasada ücretini öderken hocayı biraz beklettiğini, hoca da niye beni bekletiyorsun diye sorduğunda biz sizi Osmanlı gelip de bizi kurtaracak diye yıllardır bekliyoruz. Ben sizi kasada şu kadar dakika bekletmişim çok mu dediğini nakletmiş. Salon çok etkilenmişti. Program bitip dışarı çıkarken 17-18 yaşlarında bir delikanlı bize doğru geliyor. Artık kimse kalmamış. Sadece organizedeki arkadaşlarla misafirlerimiz çıkıyoruz. Hatibe doğru ilerledi delikanlı. Hocam, biz de sizi çok bekledik. Yıllardır bekledik. Eğer gelseydiniz biz buralarda böyle olmayacaktık diye hatibe söylemişti. O geceyi, o cümleyi hiç unutmam. Bugün bizi dinleyen, okuyan gençlik neydi mottonuz hatırlayamadım. Herkese diyoruz ki gençler, dünya sizi bekliyor. Şu yaşadığımız, yaşayacağımız olaylardan sonra birçok şey değişecek, birçok denge değişecek. Biz hazırlıklı olalım ki Hızır olalım. Dünyanın İslam'a, İslam'ın da Müslüman'a ihtiyacı var. Şuurlu, bilinçli gençlere ihtiyacı var. Bunu unutmayalım. Son olarak bayramla ilgili dua ve dileklerimi söylememe müsaade eder misin bilmiyorum. Şunu söyleyerek istersen. Buyur Bilal'cim. Tamam. Ramazan 30 gün, bayram 3 gün. Niye iş 30 gündür de sevinç 3 gündür? Üzerinde düşünelim. Cenab-ı Hak şu bayramlarda hakiki bayramları yaşayabilmeyi, ömrümüzü Ramazan sıcaklığında takva üzere yaşayabilmeyi, kıyamet sabahının da hepimiz için birer bayram olmasını, cennetle, cemalullahla müşerref olarak bayram olmasını nasip etmesini Rabbimizden niyaz ediyorum. Şimdiden her birimizi teşekkür ediyorum bütün dinleyicilerimize.